Atatürk vatan işgaline karşı çıktığı gün dinsiz ilan edildi. Dönüp baktığımızda bu iftiralara mesned olan, temel teşkil eden iki tane yazılı eser var. İki tane. Bir tanesi Lord Curzon'un yazmış olduğu eserdir. Bir İngiliz. İkincisi de meşhur Rıza Nur'un hatıratıdır. Rıza Nur kimdir? Kurtuluş mücadelesi başladıktan sonra İngiltere'ye kaçan biridir. Ve onun el yazıları sözüm ona bir eser haline getirilmiştir ki bunu da araştıranlar net olarak söylüyor ki tek elden çıkmamış bir yazı. Yani onu da İngilizler yazmışlar. Kim tarafından meşhur edilmiş bu? Bizim meşhur bir tane fesli meddahımız var. O da bu eserleri nasıl bulmuş? Baba Ali'de otururken biri yanına gelmiş, çay içtiği yerde bu eserin mikrofilmlerini ona vermiş. Bu eser nerede? İngiliz Kraliyet Kütüphanesi'nde. Kim erişebilir? İngiliz Kraliyet ailesinin izni olmayan hiç kimse erişemez buna. Ama bu şahıs erişmiş. Gene dikkat edelim. Bu fesli meddahımız 80 harekatı olduğunda ülkeden kaçtığı zaman cebinde İngiliz pasaportu vardı. Şimdi Gazi Mustafa Kemal'i ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta İngilizler kurdurmuş gibi yalanlar uyduran bu şahsın çıkıp İngiliz pasaportunu cebine nasıl koyduğunu açıklaması lazım. Onun için Gazi Mustafa Kemal'e yapılan bütün iftiraların kökeninde ya İngiliz ya Yunan istihbaratının eli vardır. İngilizler Gazi Mustafa Kemal'e ne için karşı? Bu güneş batmayan imparatorluğu yıkan adamdır Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü bu milletlerin tamamına bu emperyalistlerin elinden kurtulabilmenin mümkün olduğunu ispatlayan adamdır. En başta Hindistan. Çoğumuz bilmeyiz. Hindistan İngilizlerin eline kimden alındı? Babürlerden. Kim Babürler? Türk milleti. İngilizler Hindistan'ı bizden aldı. Hiçbirimiz bilmeyiz. Ama İngilizler Anadolu'daki savaşı başlattığı zaman Gazi Mustafa Kemal onlara karşı Türkiye'ye ve Kuvayi Milliye'ye en çok yardım yapan da Hint Müslümanları olmuştur. O güne kadar ayıkmamışlardı. Bütün bunları uyandıran Gazi Mustafa Kemal'in istiklal mücadelesi olmuştur. Onun için o dönemde Hindistan'daki camilerin içerisinde duvarlarda bir yazı vardı. Zindebat Mustafa Kemal, yaşasın Mustafa Kemal yazıyordu camilerinde. Yani İngiltere'nin bütün dünyadaki egemenliğine son veren hareket Gazi Mustafa Kemal'in başlattığı harekettir. Onun için Gazi Mustafa Kemal'e sonuna kadar kin duyarlar.